Puccini'sin teknik sektörlük kariyeri bir açmaza girdi. Futbolcu bırakıp teknik sektör olduktan 2,5 yıl sonra ve tamına 2,5 yıl sonra İstanbulspor'u ligin en kötü takımı olarak gören İstanbulspor'u aldım ve şampiyon yaptım. Kulübün değerini inanılmaz arttırdım. Marka değeri olarak herkes bizi konuşur hale geldi falan filan ve şampiyon haline adım atmamıza çok az kaldı. Ancak şampiyonluğun medarından yönetim istediğimizi veremedim. Biz senden memnun değiliz. Hedeflerin altında kaldın gibi bahaneler sayıp beni kovdu lan. Bunun verdiği depresif duyguları anlatmak imkansız. En başta ne yapacağımı bilemedim. Premier takımlarından Fulham teklif yaptı, kabul etmedim. İspanya'dan teklif yapanlar oldu ama hiçbir yere gitmek istemedi. Çünkü ben başarıyı burada yakalamak istiyorum. Oğlum İstanbulspor'la başarılı olursam, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilirsem İstanbulspor'la, o zaman dünyanın en iyi teknik direktörü ben olurum. Başka bir kötü kulüp alıp onu yükseltmeye çalışsam zaman kaybedeceğim. Ulan zaten elimde hazır bir kulüp var. Hemen telefonda Abu'yu aradım. Abu dedim, oğlum ne oluyor lan? Hocam dedi, burada işler karışık dedi. Siz niye gönderdiklerini anlamaya çalışıyorum dedi. Oğlum dedim, araştır, bul, gönder bana sebebini. Abu sağ olsun benim için gizli ajanlık yaparken ben de boş durmamak adına milli takım tekliflerini değerlendirdim. O sırada Çekya'dan gelen teklif hoşuma gitti ve kabul ettim. En azından boş durmamdan iki takım çalıştırırım dedim. Ne bileyim, Avrupa şampiyonası bilmem ne falan filan bir şeyler yaparız yani. Buranın merkezinde de Kadleç ya da Çek. Ülkece yeni bir soyadı kanunu falan mı koydunuz oğlum? Niye herkes aynı isme sahip lan? Ben nasıl sesleneceğim şimdi? Kadleç bakar mısın kardeşim diyecek, kim dönüp bakacak bana? Ya da Çeh bakar mısın diyecek, kim dönüp bakacak? Bunlardan biri de benim eski Çeh. Ama hangisi? Şu orta sahadaki herhalde. Bu videomuzda bizlere İtopya eşlik ediyor. İlerleyen dakikalarda 7. yaş özel doğum günü fırsatlarından ve özel kasadan da bahsedeceğiz. Neyse, ben milli takımda günlerimi geçirirken abi Abu'dan beklediğim telefon geldi. Hocam dedi, sebebini buldum. Bunlar dedi beni satmak istiyor. O yüzden sizi kovmuşlar. Ya dedim, kaç para teklif geldi oğlum? 100 milyon mu? 120 milyon mu? 130 milyon mu? Yok hocam dedi. 150 milyon mu? Yok hocam dedi. Kaç para lan? 173 milyon. Oha! 173 milyon Fulham bizim Abu'ya teklif vermiş be. Dedim oğlum, gitmek istiyor musun hocam dedi. Ben sizden hiçbir yere ayrılmam dedi. Siz beni var ettiniz dedi. Ben sizinle beraber yürürüm dedi. Ben Akbank kardeşlere benzemem dedi. Lan oğlum duygulandırıyorsun. Ya var ya, sevin ediyorum seni. Alnından öpeceğim. Abu yönetime res çekti. Abu yönetime res çekici yönetim dedi ki biz ne yapacağız o zaman dedi. Abu da bunun üzerine ben kendimi sattırırım ama tek bir şartım var. Neymiş şartı deyince yönetim abi. Abu diyor ki Enis Hoca gelsin. Ona en azından bir sene daha şans verin abi. Denesin Şampiyonlar Ligi'nde. Olmazsa eğer ben kendimi sattıracağım kardeş. Öyle olunca yönetimden beklediğim telefonu aldım. Buyurun dedim ben Enis, küçük Enis. Dediler biz İstanbulspor yönetimiyiz. Siz tekrar aramızda görmek istiyoruz hocam. Böyle yollarımızı ayırmak bu dönemde hiç yakışmadı. Daha yapabileceğimiz şeyler var. Yani mani falan filan de kendimi aradan satsam da abi koşa koşa geri döndüm. Aa buraya sarıldım oğlum dedim. Sen dedim kral adamsın lan. Sen dedim hakikaten dedim dünyanın en iyi topçusu olacaksın. Beraber dedim İstanbulspor'u Şampiyonlar Ligi'nin zirvesine yerleştireceğiz. Hemen heyecanla kadronun başına geçtim. Hoş geldiniz arkadaşlar dedim. Onlar hocam siz hoş geldiniz dedi. Biz de zaten buradaydık. Dedim çok güzel. Çok güzel. Alkahtani. Alkahtani nerede lan? Hocam onu sattılar. Oğlum lan 2 dakika. 2 dakika takımın başından ayrıldım. Hemen sattınız mı lan Alkahtani'yi? Vallahi satmışlar ya. Fena da paraya satmamışlar ha. Ama yani adam zaten tek top oynayan herifti. Dedim Çakma Ronaldo nereye gitti? Abi onu da Fenerbahçe aldı dediler. Bak birincisi dedim ben abi değilim. İkincisi dedim ya Fenerbahçe ne yapıyorsun oğlum ya? Neyse bir numaralı forvetimiz değildi, yapacak bir şey yok. Taktik olarak bir değişiklik gitmemiz lazım. Çünkü artık çift forvet oynamanın bir anlamı yok yani. Kaldık çok da gol yiyoruz yani. Biraz daha böyle 4-3-3'te topu tutmaya çalışabiliriz. Tabii takıma transfer de yapmam lazım abi benim. Şimdi iki tane çok ilgilendiğim oyuncu var. Bir tanesi Manchester United'ın stoperi var abi. Genç çocuk yani. İnanılmaz bir potansiyeli var. Normalde bu kadar genç bir yıldızı Manchester United'dan İstanbulspor'a getirmek imkansız ama dedim ki oğlum bak şampiyonluğuna kalacağız. Biz de beraber oyna. Sağ olsun ilgilendi hocam dedi. Geleyim eyvallah da sizin şampiyonluğuna kalacağınız ne malum lan? Nasıl dedim ya, otomatik çıkmıyor muyuz biz? Yok hocam siz otomatik çıkmıyorsunuz. Sizin eleme oynamanız lazım. Biz her türlü o elemeye geçeriz. Sen gel. Eleme mi oynayacağız? Haberim yoktu ha. Neyse Manchester United'ın bu genç stoperine Enrico Franco'yu bağladım en sonunda abi. Marquez'den kurtuldum. Ancak ilgilendiğim başka hücum oyuncusu olan Ezekiel Ali isme bak abi. Ezekiel Ali. Bana gelmek istemedi abi herif. Lan Manchester United'ın herifini çektim orada oynatıyorum. Rose County'nin adamı bana gelmiyor. Paşaya bak. O sırada Napoli'de sıcak temaslı olduğum abi Rick Peters'a yanaştım. Orta sahayı biraz daha güçlendirsin diye almak istediğim bir oyuncuydu. Geçen seneden beri gözüm üzerindeydi. Hemen teklifimi yaptım. Sağ olsun bonservis anlaşabildik de alabildim yani. Tabii ben para harcamaya başlayınca yönetim geldi. Ya dedi Deniz Bey gene para harcıyorsunuz gibi falan. Sus. Sus dedim, bana izin verdiniz. Dedim ben bunu yapacağım. Bu parayı harcayacağım. En kötü zaten abi satarsınız abi. Herifin ölüsü 150 eder. Tabii maalesef ben bir kovulup tekrar geldiğim için zaman da kaybettim. Transferlere yeteri kadar vakit harcayamadım. Son saniye tüm transferleri yapmaya çalışıyorum. Taktik antrenman yapamadık. Yeterince pozisyonlarımızı çalışamadık. Yeni gelen oyuncular hemen adapte olamadı falan filan derken böyle biz 7 puanla Alanyaspor'un karşısına çıktık. Mesela bak Abur 85 olmuş. Oha lan çocuk, yemin ediyorum yani durduğu yerde gelişiyor be. Bayram maalesef tek forvet olarak oynatacağım. Adam çok başka forvetim kalmadı yani. Yedek forvet gitti de Alkahtani gitti. Forvet arıyorum hala da. Roche diye bir eleman buldum sağ açıkta. Hani bizi idare eder belki götürür diye onu aldım abi sağ açığa. Peters'ı merkeze koydum. Kacmanek Peters, Guterres üçlüsünden güvenim tam. Onlara bir inancım tam. McCann'ın lagıda öyle Franco Walter'da savunma hattım oluşturuyor. En önemli fark da şu. Kaleciyi kovdum direkt. Ferrari'ye dedim git. Ya takımdan kovamadım maalesef. Sözleşmesi var herifin bor gibi de. Dedim kardeşim yedekte beklersen sevinirim. Miranda isimli bir kaleci aldım. Müthiş bir kaleci mi değil mi göreceğiz ama Ferrari'den sıfır memnuniyetim vardı ya. Yeni sezon ilk maçı. Rick Peters neler yapacaksın göster bize kardeşim Rick Peters. Roach bak koşu var orada. Walter çok güzel. Sağdan bindirdim Walter. Bak şimdi beyler sağ açıktan içeri koşmanız lazım. Koşun. Merkezi doldurun. Merkez kalabalık yap. Roach çok güzel. Nefis pas. Bay. Amyam ferim lan Bayrami. Seni satacağım ilk fırsatta. Mahverin şimdilik. Roach yürüdün. Yürüdün oğlum. Atletik yeteneklerin çok süper değil. Yani baksana şu dönüşün yavaşlığı inanılmaz yani.
Ama gene de senden bir şeyler bekliyorum. Nefis merkez oynadın. Kacmarek harika tek top. Bayrağımı girdim. Bayrağımı girdim. Bayrağımı bitir lan oradan Bayrami. Bayrami'ye bak. Küçük akban vuruşlarına çalışmış bu çocuk. Aferin lan Bayrami. Walter yürüdün. Nefis kontra atak Walter. Nefis kontra atak Walter. Arka taraftan koşu var mı? Arka taraftan koşu var mı? En arka direğe koş. En arka direğe koş. Yakına oynadın. Oy paslaşmaların güzelliği 3 oldu lan. İlk maçımızdan net bir galibiyet aldık. İşin güzel tarafı ne oldu abi? Gol yemedik. Evet çok enteresandır. Gol yemedik. Antep maçında da aynı performansı görmek istiyorum sizden beyler. Antep maçında aynı performans verelim. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacağız. Bu elemeye geçmemiz lazım. Ben birinci olan direkt çıkıyor zannediyordum. Öyle bir şey yokmuş ya. Bana bunu niye kimse söylemedi? Sıkı duruyoruz. Sıkı duruyoruz. Kacmarek. Kacmarek. Senin bu ayağına kurban ya. Hem ofansta varsın hem savunmada varsın. Harikasın oğlum ya. Roş yürü. Roş yürü. Roş yürü. Güzel hızlandın Roş. Güzel hızlandın Roş. Güzel hızlandın. Pasın da güzel. Bayrami. Bayrami. Tamam sakiniz. Sakiniz Bayrami. Güzel Roş. Bir daha merkezde gördüm. Rick Peters. Rick Peters aldı. Rick Peters kaleciyi çıkarttı. Savunma sıkı. Kapattık. Bak çizgi indi abi. Walter karşıladım. Merkez sıkı. Orayı toparla. United'dan aldığım genç stoperim. Orayı toparla. Çok güzel Agudelo. Agudelo çok güzel. Çok güzel. Sakin. Sakin. Roş sağdan çok güzel. Bindirin önünde bir açıklık var. Roş merkezi gördün mü? Nefis çektin. Şut iyi pas kaçmarak. Abru. Abru. Sezona fırtına gibi giremesen bile abi ben seni biliyorum. Fırtınalaşacaksın. Fırtınalaşacaksın sen. McConnell kapat orayı. Kapat orayı. Bak bunlar kanattan bindirecekler. İki. Kale yapma ne olur kale. Miranda yapma koçum. Yani oradan o gol ya kapattığın köşeden yeme lan. İçerisi kalabalık. Abi. Ay 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 bu golcü mü olmuş? Ne olmuş lan bu skill açmış. Bu yaz kampında çalışmış vallahi maşallah. Bayrami'yi bulur muyuz içeride? Bayrami'yi bulur muyuz içeride? Bayrami. Oha. Oha penaltı. Oğlum o topa kafa vurdu lan. Orada voley mi kalkılır? Röveşataya mı kalkılır? Manyak mısın Bayrami? Sen fiziğine bakmıyor musun oğlum? Şuna bak nereye yükseldi herif ya. Ronaldo gibi yükseldi emin ediyorum. Bayrami sakin. Sakin oğlum sakin. Köşeye güzelce bırak. Allah kahretmesin. Tam diyorum ki acaba bu sezon bu herife mi güvensem? Bu sezon Şampiyonlar Ligi macerasında Bayrami ile mi çıksam? Böyle abidik kubidik bir şey yapıyor yani. Roş oradan vurur musun? Roş iğrenç vurdun ya. Hücum attım ne yapıyorsunuz ya? Guterres çıktın Bayrami. Bak Abru kaçıyor. Abru'yu kaçırabilecek misin? Abru'yu kaçırabilecek misin? Ne yapıyorsun oğlum? Kendi kendine boş boş olmalı atıyorsun. Bayram kendimi vuracak mısın? Bayrami olmadı. Bir daha kafanı sok. Bir daha kafanı sok. Aferin oğlum. Kacmarek. Kacmarek. İki. İki güzel güzel. Kapattık abi herifler. Tüm hatlarıyla yüklendiler yemin ediyorum ya. Soto'ya dikkat. Rick Peters karşıladın onu. Yok Bartlett sen misin lan? Karıştırdım kafalarınız benziyor. Kusura bakma koçum. Kapattık. Sakin. Guterres sakin. Basmıyoruz karşılıyoruz abi. Basmıyoruz karşılıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Tamam orada döndürme. Döndürme Franco. Harika Guterres. Çok güzel eri. İyi aman aman. Şans da yanımızdaydı valla. Neyse ki bu maçı da 2-1 kazanabildik. Oh güzel. 2 maç üst üste kazanmak moral oldu bizim için. Moral olması önemli çünkü Şampiyonlar Ligi. Malmö ile eşleşmişiz. Malmö bence çok iyi eşleşme abi. Tek bir eşleşme turu oynayacağız diye biliyorum. O da Malmö'ye karşı nefis. Yani Malmö'yü elersek o Ancelotti'lerin hep Guardiola'ların olduğu alana biz de gireceğiz. İstanbulspor ve küçük genişte orada olacak lan. Tek önümüzdeki engel Malmö. Tek bir korkum var abi. Kadrom istediğim seviyede değil. Hala da transfer dönemindeyiz. Hala da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hala da adam bulmaya çalışıyorum ama zor. Franco gelişmiş bu arada. 80 overall olmuş. Aferin Franco. Bak Hasan diye bir oyuncu buldum abi. Fena gözükmüyor Nijeryalı ama Nijerya'nın bende kötü hatıraları var. Akpanların 3. kardeşini buldum. D Akpan. Dedim artık yeter sizin akrabalarınızdan sizden de gına geldi. Bıktım. Fontana diye İtalyan buldum. Orta saha oynarım hocam ama istersen forvet de oynarım dedim ama bana daha forvet lazım abi. Ofansif orta saha bilmiyorum. Çok sıcak değilim şu an yani. Topla gidebilecek, bitiriciliği yüksek, dribling meziyetleri olan bir adam lazım. Ama arıyoruz işte. Bakacağız, bulacağız bir yerlerden bir şey. Agudelo için 38 milyonluk teklif geldi. Bak yönetim bak bana bak. Hayır. Bak hayır oğlum. Ağzının suyu akıyor. Hayır. Ya yönetime de kızacağım. Kızamıyorum. Adamlar böyle bir şey görmemiş ki hayatlarında Türkiye Ligi'nde yani. Ya İstanbulspor'u bırak. Türkiye Ligi'nde kimin oyuncudan abi 180 milyonlar veriliyor, 50 milyonlar veriliyor. Ama şimdi satarsak ebediyen kaybederiz. Tutalım elimizde bir güçlenelim. Ben sana o 100 milyonları zaten getireceğim. İlk maç deplasmanda Kacmere kaptanlık pası bandıyla çıkıyor. Çocuklar var. Çocuklar merhaba. Çocuklar oğlum niye korkuyorsun? Bravo kaptanlar. Para atılıyor falan. Ha, iyi paranın üzerine kendini basmışsın. Çocuklar kendinize güvenin. Heyecan yapmayın. Geçen seneden Avrupa arenasını tattınız. Pek çoğunuz tattınız. Ekibimiz istediğimiz seviyede olmayabilir ama siz öyle düşünmeyin. İstediğimiz seviyedeyiz gibi düşünün abi. Abru birebir Abru geçtin. Abru geçtin daha dakika biri geçtin herife. Abru girdin içeri. Abru bitirecek misin bunu? Abru Abru hemen dakika birde yazıyordun abi. Lan aferin. Kacmarek seken topu indirdin. Bravo Roç. Roç sakin. Roç sakin. Çıkarttın geri. Rick Peters vur uzaklardan. Rick Peters. Adını sevdiğim senin.
Bak önde yakalandık. Of herif güzel pas verdi. Franco kapat oraya. Franco bravo. Hızın güzel. Aman aman. Herif bir harekette. İkiniz kale. Tamam artık kale demeyeceğim. Artık kale demeyi bırakıyorum. Belli ki bir problem var yani. Ya benim kumaşım kaleciyle uyuşmuyor. Bir sıkıntı var. Anlayamıyorum yani. La dakika 5'te gol yedik lan. Bakın arkadaşlar bu maç ölüm kalım maçı. Ya burada elenirsek yönetim beni kesin kovar hepinizde satar. Şampiyon Ligi'ne çıkmamız lazım. Elendiğimiz anda Şampiyon Ligi'nden bu iş biter. Yürü. Bayrami. 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 Senle bu iş olmayacak galiba oğlum ya. Güzel top. Bayrami içeride. Sin gelmedi top. Guterres seken topu aldın. Ön baş rahat. Hızlı al oğlum. Hızlı al. Tekrar oyunu kur. Çok güzel. Kacmarek. Kacmarek çizgiye ineceksin. Abru'ya verdin. Abru. Bayrami'ye nefis top. Bayrami. Bayrami. O nasıl şut lan? Oğlum çok enteresan bir topçusun. Vallahi ben seninle ne yapacağımı bilemedim ha. Yani bazen öyle basıcıları kaçırıyorsun ama bazen öyle fantastik goller atıyorsun ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Dikkat. 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 Çizgide her yerde adam var. Dikkat. Aferin Agudelo. İyi ki kaleciye güvenmedin oğlum. İyi ki kaleciye güvenmedin. Aferin sana. Abru. Abru. Nefissin lan. Nefissin lan. Guterres yürüdün. Bayrami kaçtı. Kacmarek kaçtı. Kacmarek'in önünde güzel top. Kacmarek aldın. Kacmarek aldın. Kacmarek. İki. Sakiniz. İki. Kapattık içeriye. Jakob sana dikkat edin. Dışarı çıkarttı. Johansson'a dikkat. Leo'ya dikkat. Her bir oyuncuya dikkat. Hiç kimseyi küçümsemiyoruz. Hepsine ayrı bir özen, ayrı bir dikkat gösteriyoruz. Kapatın oraya Agudelo. Agudelo vuruş yok. Çok güzel karşıladık. Franco sen de karşıladık. Franco. Aferin Franco. Kapattık orayı. Çok güzel bir oldu. Çok güzel. Kontra. Ters yakalandılar. Roç yürü. Roç yürü. Çizgide aldın Roç. Çizgide aldın Roç. Çok güzel Roç. Çok güzel. Sakiniz. Sakiniz. Güzel. Güzel. Ne yapıyorsun bilmiyorum ama ne yapıyorsan güveniyorum sana. Kacmarek. Nefis verdim. Rick Peters. Güzel pas çıkardın Guterres. Guterres. Guterres 3 oldu. Fark 2 deplasmanda. Çok 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 kritik. Aman abi. Aman abi. Kanatta dikkat. McConnell. Elleri kapattın. Penaltı yok. Güzel. Agudelo'ya karşıladın. Franco. Franco ayağını sok. Frah be. Çok rahat. Çok rahat müdahale ettirdik orada. Çok rahat şey yaptık. Oğlum en azından bir farklı galibiyetle. Boulder in oraya. Boulder in oraya. En azından bir farklı kazanmış olalım. Beraberlikle bitmesin. Franco Allah'ını seversen. Harikasın Franco. Franco bir daha harika mısın? Franco ayağa kalk lan ayağa kalk. Kapatın orayı. Boulder sen de harikasın. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar. Hocam bitir. Hocam bitir. Bitti. Tamam 3-2 bitti değil mi? Ha bitti tamam. 3-2 kazandık. Bravo. Malum deplasmandan sonra Ankara Gücü deplasmanına gittik ama konsantrasyonumuz zirvedeydi abi. Çok zorlanmadığımız bir galibiyet aldık. Maçın başına attığımız gole zaten direkt maçı çözdük kolay bir şekilde. Malum öyle içeride oynayacağız. Bu turu geçtik mi gerçekten o bahsettiğim şampiyonların kapısı açılacak. Bambaşka bir boyutta olacağız. Walter bindirdin. Bak Roche çok güzel aldı topu Roche önüne. Roche çok güzel aldı. Nereye çıkarttın oğlum ya? O kadar geriye niye çıkarıyorsun abi? Rick Peters. Rick Peters bas. Of harikasın Rick Peters. İşte bu yüzden aldım seni. Bu yüzden aldım. İkinci toplarda baskını yap. Çal diye aldım. Roç geçtin. Roç çok güzel geçtin. Çıkarttın oraya. Kacmarek bitir bunu. Kacmarek 1-0. Dakika 4 1-0. Bu gollerden oyunun kontrolünü elimize aldık. Zaman zaman gol yesek de abi Malmö karşısında zorlanmadan turu geçtik. Son golü de Bayrami yaptı. Aferin Bayrami. Walter yürü. Bayrami ile berabersiniz. Bayrami yürü bomboş. Bayrami yürüdün. Bayrami yürüdün. Bayrami ne olur bunu bitir. Ne olur bitir. Bitirdim Bayrami artık turu atladık. Buradan dönüşün imkanı yok. Malmö'yü eledik güle güle Malmö. Hoş geldin. Şampiyonlar Ligi. The Champions. Bu yüksek adrenalinli geçen Malmö maçlarının ardından yine tabii Türkiye Ligi'nde Pendik'le içeride mücadele ettik abi. Bak burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Şampiyonlar Ligi o kadar adrenalinli bir yer ki. Oyuncular Türkiye Ligi'ne dönünce konsantrasyon kaybı yaşıyorlar. Ben de yaşadım oradan biliyorum yani. Oyuncuları motive etmeye çalıştım, onlarla konuşmaya çalıştım falan ama arka tarafta başka bir şey düşünüyordum abi. Bizim oyuncu grubumuz kalite anlamında hala yetersiz. Şampiyonlar Ligi kapısını araladık artık koltuğumuz garanti. Yönetim bir sene bize müsamaha gösterecek. En azından elenene kadar buradayım o belli. Fakat kadro kalitesinin bir iki seviye yükselmesi lazım. Malmö bile bize gelip 3 tane atıyorsa kendi sahamızda abi diğerleri neler yapar lan? Yani diyeceğim o ki ben de Pendik maçına çok konsantre olmadım. Ona rağmen takım sağ olsun güzel oynadı. Oturaklı bir oyunumuz var. Alıştık sonuçta birbirimize. Yeni transferlerimiz de alıştı. Uyum sürecini hızlı atlatan bir ekibiz. O yüzden problem yok ama ben hala teknik taktik düşünüyorum. Bir yandan da transfer düşünüyorum. Ve beklenen geldi. Şampiyonlar Ligi grubu açıklandı. Napoli. Harika. Wolfsburg. Harika. Kopenhag. Harika. Şampiyonlar Ligi'ne gelebilecek en müthiş grup. Çok iyi grup lan. Yani bu takımların seviyesine güncel olarak hakim değilim ama yani çok iyi değil mi isim olarak bu grup? Lan ben buradan çıkarım. Vallahi çıkarım. Hem de birinci çıkarım yani. Hedefim o. Net birinci çıkacağım. İlk maç Kopenhag'la içeride oynuyoruz. Artık transfer dönemi falan filan hak getire yani. Bu kadroyla devre arasına kadar devam edeceğiz abi. Baya Bayrami ile Şampiyonlar Ligi'nde kaldım. Geçen sene küfür ettiğim adam şu an benim Şampiyonlar Ligi'nde bank oyuncum. Saçma sapan mevzu oldu yani. Lan küçük akbanla büyük akban kalsaydı Bayrami ile Roş'tan daha mı iyi olurdu emin değilim ya. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımız. Buradan 3 puan alırsak şahane bir giriş yaparız. Şahane. Agudelo çok güzel indirdin. Roç sen de kafayla güzel indirdin onu. Kacmarek harikası ola. Sakiniz abi. Abru nefis paslaşıyor o zaman. Bravo lan size. Kacmarek. Kacmarek var mı oradan şutu? Var mı oradan? Abru. Kaleci çıkardı. Şampiyonlar Ligi. Ancelotti. Bekle geliyoruz Ancelotti. Guterres sola çok güzel indirdin. Şu ana kadar beklediğim seviyede gidiyor abi. Yani zorluk yok. Şu an iyiyiz. İstanbulspor olarak bu seviyede rekabet edebilir miyiz? Gene savunma geldi.
Sağlam savunma yapıyorlar. Bak gene bizim sahaya yerleştiler abi. Sakin, sakin. Savunma sıkı duruyoruz. Franco karşıla. Franco karşıla. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yapıştır ona. Döndürme, döndürme. Gudelo, döndürme. Gudelo. Aferin lan. Ay yayın orada bomboş kalmadın. Kalmadın. Sakin. Peters karşıladın. Ah. Aferin lan Franco. İyi ki almışım seni Manchester United'dan. Yani bizim diğer herif olsa, adını bile hatırlamak istemediğim o herif olsa, yani şimdi 50 kere yemiştik golü. Atak bitmedi, bir daha dikkat. Bak dikini oynadın. Al işte. Lan ağzımı daha açtım, kapatmadım daha. Abru aldın. Abru burada artık yapman lazım Abru. 170 milyonluk bir değerin var senin Abru. Sen buranın oyuncusun Abru. Sen burada işini yapacaksın. Kancıma renk döndürmediler. Sağa dikkat bak. Sağdan koşu atması herif. Bravo diyecektim. Ulan herif çok güzel döndü. Franco yapma Franco. Çok kolay döndü. Franco kale sende, kale sende, kale sende. Yapmayın arkadaşlar. Kendi sahamızda 2-0. Yani yakışıyor mu lan? Allah'tan seviyeyi aşağıladım herifler. Tak diye 2 tane yapıştırdı geçti. Yok abi bu taktikli olmuyor ya. Taktiği değiştirdim. Geçmemiz lazım. Kolay gol yiyoruz. Pozisyona giremiyoruz. Başka bir taktik anlayışa geçmemiz gerekiyor. Yani bu maç böyle ilerlerse çünkü biz patlayacağız yani. En büyük problemim abi kanat oyuncularım hücum organizasyonundan çok kopuklar yani. Kanatta kayboluyorlar. O yüzden şöyle bir 4-3 deneyeceğim. Hani sanki 3 forvetiz gibi. İç içe oynayacaklar. Bekleri kanat beki gibi kullanacağım. Tamam mı? Beklerden hücum desteğini alacağım full. Yani aslında sol açıksa açık olayını iptal ediyorum abi. 3 forvete yakın bir organizasyon yapacağız. Çünkü Abru gol pozisyonuna giremiyor ya. Geçen sene bu adam kanattan yardırıyordu. Bu sene Şampiyonlar Ligi seviyesinde herifi öldürdüler. Abru yürü. Abru yürü, Bayrami, Bayrami. Bak Bayrami, Abru, Roche. Bunların üçü arasında bir sinerji olması lazım. Bak McCann'ı çok güzel bindirdin. Bayrami'ye nefis verdin. Bayrami, Bayrami. Bunları bitiremiyorsun. Senin Allah cezanı verecek ya. Oğlum küçük akban lan, küçük akban lan. Guterres çok güzel indi. McCann'ı Abru'ya çıkarabilirsin. Tamam olur Guterres, bir daha aldın. Nefis paslaşmalar. Abru verdin. Bayrami burada bitirirsin. Bayrami aferin, al topu, al topu. En azından bir puan çıkaralım şuradan ya. Abru, Abru. Girdin Abru. Çıkar dışarı, çıkartmadın. Tamam güzel McCann'ı. Yayın oradasın Abru. Pazını verdi. Roach! Nereye vurdun Roach? Nereye vurdun Roach ya? Allah seni kahretmesin. Nereye vurdun ya? Şampiyonlar Ligi ilk maçımızda 2-1 mağlup ayrıldık. Hiç hoşuma gitmedi bu durum benim. Ancak taktik değişikliği oyunumun kalitesini arttırdı. Onu hissediyorum. O yüzden bu taktikle devam edeceğim abi. Bu 3 oyuncu da birbirine yakın oynayacak. Şunu bir kez daha anladım ki benim ara transfer dönemine acil transfer yapmam lazım. Abru sakatlandın Abru. Peki Abru. Yani ama hafif sakatlık Allah'tan. Abru'nun sakat olduğu maçta Kasımpaşa ile içeride oynarken Jovanović'e şans verdim. Neyse ki çok üzmedi beni. Ligde zaten rahat galibiyetler alıyorduk yani. Artık bu ligin çok üstünde bir takım olduğumuz ortada. Fakat bu yeni taktik anlayışla beraber abi ligde daha da rahat galibiyet almaya başladık. Kasımpaşa'dan sonra Beşiktaş deplasmanına gittik. Beşiktaş deplasmanında da beklediğimizden rahat bir galibiyet alınca dedim bir dakika, bizim seviyede bir artış var. Abram sakatlığında Beşiktaş artık Galatasaray maçları oynamak çok zorlayacak diye düşündüm ama hiç beklediğim kadar zorlamadı yani. Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'la da mücadeleye çıktık ve Galatasaray karşısında da iyi bir oyun sergiledik. Gerçi kalecinin biraz hatası var yani. Böyle bir hata benim kaleci yapsa vurmuştum şimdi. Napoli ve Wolfsburg'da beraber kalmışlar Şampiyonlar Ligi'nin diğer maçında. Şimdi asıl bu taktik çalışıp çalışmayacak mı bu maçta görürüz abi. Wolfsburg deplasmanından net 3 puan ihtiyacımız var, net. Bak ben 3. olmak Avrupa Ligi'ne falan gitmek istemiyorum. Orada Ancelotti ile Guardiola ile kafa kafa çarpışmak istiyorum. Abru yetişmeyecek misin ya? Allah kahretmesin Abru, maalesef yani sakatlığından dolayı yetişemiyormuş. Bana dedi sağlık ekibi, hocam dedi 2 haftaya bu toparlar, hiçbir şey yok bunda, rahat ol dedi. Nerede herif? Yok. Ya, hücum attım gerçekten son 2 senenin en kötü, en vasıfsız hücum hattı olabilir şu anda yani. Roche, Jovanović, Bayrami hiçbiri güven vermiyor. Guterres çok güzelsin. Roche aldın. Bayrami'ye nefis bıraktın. Bayrami aferin lan sana Bayrami. Aferin lan. Guterres bir daha aldın. Top senden. Guterres'in bu top saklayıp dağıtma olayını çok sevdim ben yalnız. McCann'ı sakinsin. Çok güzel pas. Jovanović girdin. Jovanović işte. Abur onları bitirir değil mi? Abur onları bitirir. Yemin ediyorum tek kale oynuyoruz. Şuradan kontra gol yiyip benim canımı sıkmayın sakın. Sakin karşıladık tamam mı? Sakin karşıladık. McCann'ı çok kolay çalmıyorsun. Agudelo sende o. Agudelo sende o. Agudelo ne yapıyorsun? Agudelo güzel. Güzel. Ne? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya tertemiz kaydı aldı herif topu. Kale. Miranda, Miranda buradasın sen. Miranda içinden geçti lan. Oğlum içinden geçti top. Ne oluyor lan? Lan top içinden geçmedi mi? Ya biz Şampiyonlar Ligi'nde lobi falan mı var? Bizi mi istemiyorsunuz oğlum? İstanbulspor'un reytingi yok falan diye mi düşünüyorsunuz? Bak buradan bir kahramanlık hikayesi çıkaracağım ben ha. Jovanović, Abru gibi birebir de almanı istemiyorum ama orada kolay top kaybetme yeter. Bayrami çok güzel nefis bıraktı. Roche ne olur bitir. Roche bitirdi. Roche bitirdi. Kısrak atın benim be. Ya oyun üstünlüğü net bizde ya. Sadece şu kontraları geçiştirelim. Mesela 40 yılın başına geliyor zaten. Sık savunma yapalım bitirelim. Bak yine çok eksik kaldık. Yine çok eksik kaldık. Yerleştik. Yerleştik. Güzel yerleştik. Bravo. Rick Peters yapma. 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 Kapattık. Franco kapat orayı. Tamam şut çekmedi. Walter sen de kapattık. Agudelo harikasın. Harikasın. Ah. Çok kolay. Çok kolay golluyoruz. Aman dikkat. Oha kale ya. Tamam herif direğe vurdu da yani ne bileyim adım alır uzanırsın falan diye düşünmüştüm oğlum. Hatta yedin lan golü. Franco kapattı, müthiş müdahale. Aferin oğlum Franco. Guterres. Guterres hocam faul. Hocam Agüero'nun penaltısına verdin aynı pozisyon. Aynı pozisyon değil mi ya?
Abi bize ne yapıyorsunuz siz ya? Bu ne ya? İstanbulspor elensin diye bir lobi var. Yemin ediyorum lobi var. Bu ne ya? Maalesef Wolfsburg maçında da kaybettik. Belli ki abi bir sıkıntı var yani. Bizim müthiş başlayan oyunumuz hakemin verdiği penaltı kararından sonra bayağı dağıldı. Ve saçma zaman penaltı yani. Bir de sağlık ekibi geldi. Abru 3 ay sakatmış hocam. Biz yanlış değerlendirmişiz. Dedim sizin Allah bin belanızı verecek. Abru 3 ay sakat ne demek ya? Hadi ligde neyse toparlarız gideriz. Sıkıntı yok abi. Zaten birinciyiz. 11 maçın ardından 26 puanla zirvedeyiz ki ben bu sene şampiyon olacağımıza çok inanıyorum yani. Ligde gerçekten çok kalitemiz yani fazlaca üstün. Ama ben Şampiyonlar Ligi istiyorum kardeşim. Jovanović ile o zaman ilerleyeceğiz. Bayram Jovanović, Roach bir şekilde akacak. Ara transfer dönemine kadar Aburanca iyileşir zaten. Ara transfer döneminde bir tane forvet bulursam inşallah bulurum. Şu Trabzon deplasmanından güzel bir skor alalım abi. Şampiyonlar Ligi dönüşü gerçekten keyfimiz bir yerine gelsin. İçeri girmesin, içeri girmesin, içeri girmesin. Franco ne oldu? Penaltı mı? Ne oluyor oğlum? Nasıl lan? Bir dakika lan durdurun. Bu nasıl lan? Lan buna nasıl bir penaltı? Ben hiç şu an hiçbir şey anlamıyorum ben. Ben daha bir şey demiyorum oğlum. Bu nasıl bir penaltı lan? Ligde ne kadar garip maçlar yapsak tabii kolay kolay kaybetmiyoruz. Onda sıkıntı yok ama asıl kritik konuya geldik. Napoli maçına. Şimdi grubun en iddialı takımı ben Napoli olur diye düşmüştüm ama Napoli 2 maçta 2 puan almış sadece. Gerçi biz 2 maçta 0 puan aldık ama sıkıntı yok. Alışıyoruz. Alışma evresindeyiz. Lobi mücadelesi evresindeyiz bir de. Şimdi içeride Napoli'yi kesinlikle yenmem lazım. Burada kaybedersem yani elveda diyeceğim artık yani. 3 maçta 0 puan 0. Bu demek oluyor ki elenirsin. Üzücü tarafı Abru bu sene istediği performansa hiç kavuşamadı. Çocuk bir türlü ritim yakalayamadı abi. Şampiyonlukta bunu yapamadan sakatlandı, bir şey oldu vesaire. Takım arkadaşlarıyla uyumu bozuldu. Biz de ortada kaldık böyle. Jovanović vur oradan Jovanović. Jovanović berbat bir vuruş pas oldu ya. Roç bitiremedi ki. Bitirse zaten. Nefis verdin. Kaçmarek vur lan. Kaçmarek. Harikasınız. Harikasınız. Haydi haydi. Döndürme. Franco döndürmedin. Agudelo sen de içeride bu kadar kolay. Yani şu fiziği koy ya. Fiziksel temas istiyorum ya. Jovanović gir oğlum. Çizgiye bas. İn çizgiye. Çok güzel. Sıfıra in. Çıkar şimdi. Roach 2. 2 dakika 18-2. Geliyor. İstanbulspor geliyor. Burada yenilmeyeceğiz oğlum. Bugün burada 3 puan bizde olacak. Beraberlik istemiyorum. 3 puan istiyorum. Beraberlik yetmez ki abi çünkü bize 3 puan lazım. Bayrami. Çok güzel pas. Jovanović. Tam maçını kaybettin Jovanović. Roach'a nefis çıkardın. Roach. Aferin lan. Aman. Franco Bagudu. O kadar içeri girerse o herif orada yazar tabii. Bayrami. Sakin. Tutun topu. Bak en arkaya bak. En arkaya koşu gelmedi. Peki yakın oynadınız. O da güzel. Bayrami nefis çıkardın. Jovanović vurdurmaz ki abi herifler. Aman kapattı. Of pasın güzelliğine bak. Hay Allah'ım ya. 3-3. Ne biçim maç lan bu? McConnell çok güzel oynadı oğlum. Jovanović iyisin. Abru'nun görevini yarım yarım da olsa yapıyorsun. Hoşuma gittin yani. Aferin. Gutierrez verdin. Bayrami tam senin alanı. Nereye vurdun ya? Abi nereye vuruyorsunuz ya? Kacmarek. Sakin. Sür oğlum. Çok güzel. Bayrami aldı. Bayrami Gutierrez'e verdin. Gutierrez Bayrami'ye verdin. Bitirdin bunu. Bayrami. Aferin sana. 4-3. Dakika 60 daha çok var. Kesin yeriz ya. Roach! Ay oldu sandım. Gutierrez çok güzel girdin. Gutierrez ne olur bitir. Gutierrez çok usta. Çok teknik. 5-3. Fark 2 maça bak. Gole bak. Kapat. Agudelo kapat. Bak rehavet istemiyorum. İki gol öndeyiz diye coşmayın. Tamam mı? Çünkü biliyorsunuz biz her an yani gol yemeye müsait bir takımız. Kapattık çok. Ya nasıl yakalayıp çeviriyorsun orada? Artık çevirme onu be. Agudelo nereye kayıyorsun oğlum? Ya ne yapıyorsunuz abi siz 5-4. Ya siz Allah'ım yapışacağım gırtlarınız artık ya. Bayrami indin. Bayram Roach içeride. Bak Gutierrez geldi yakınlar. Dışarı çıkar Gutierrez. Döndür şu götünü dışarı çıkar şu topu ya. Bak gene 3'e 3 mü kaldık? Yok geldi Rick Peters geldi. Güzel koşu Rick Peters aferin. Kapattınız. Nefissin Walter. Walter nefissin pasına nefis. Haydi 3-2. Roach kaldır poponu. Arkaya çıkarttın. Kimsin sen arkada Barboza? Yedek oyuncum Barboza. Jovanović aşırı yoruldu o yüzden değiştirdim Barboza'yla. Karşıladım Walter. İçeride bak. Gene içeride şunları yaptırıyoruz. Çok rahat. Kale ama bunu yem artık be. O kadar da köşeye gitmedi oğlum. Tamam diğerlerine bir şey demedim de o kadar köşeye gitmedi lan. Ya 5-5 ne abi ya? Bu ne biçim maç ya? Bak gene geldi herifler. Oğlum bak vallahi Şampiyonlar Ligi maceramız biter. Ancelotti Pep Guardiola beni bekliyor diyorum. Yapmayın. Bravo. Bravo Rick Peters. Bravo. Novak yürü. O da benim yedek sağ bekim bu arada. Roach çok güzel. Haydi buradan kontra çıkar mı diyeceğim de etler 6 kişi biz 2 kişiyiz ama güzel pas. Barboza. Nefis pas Barboza. Bayrami girdi. Bayrami attı. 5 Bayrami. Bayrami attı. Kupa İstanbul.
ne kupası lan? İstanbul Spor'a galibiyet geldi. Koşun çocuklar, sevinin. Sevinin çocuklar. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Buradayız. Bitmedi. Daha bitmedi Pep Guardiola Ancelotti. Daha bitmedi. Burada. Kirazoğlu Küçük Enis burada. Aferin Bayrami. Aferin sana ya. Oh Bayrami, çok karmaşık duygular yaşatıyorsun bana. Senden nefret mi ediyorum, seviyor muyum? Hiçbir şey anlamıyorum şu anda. 6-5 Kopenhag'la Wolfsburg'la beraber kalmış. Müthiş haber. Biz 6-5 yendik heriflerle beraber kaldı. Puan durumu şu anda tam istediğim kıvamda. Bekle Şampiyonlar Ligi. Adım adım geliyorum, bekle. Devam edecek. Gelelim videomuzun destekçisine, yani İtopya'ya ve 7. yaşına özel doğum günü fırsatlarına. Şu anda itopya.com'da fırsatlar başlamış durumda. Bunun yanında bir de bu video özel Cherry Birthday sistem de var. Sistemin ekran kartı GB RTX 460 Ti. 8 GB'lık olan model değil, 16 GB'lık olan modeli var. Bu sayede yüksek çözünürlük ve yüksek ayarlarda oyunlarda arkadaki dokular çok net bir şekilde yüklenebiliyor. Bunun dışında RTX 4 meselesi olduğu için Nvidia'nın son nesil RTX, DLSS 3 ve Frame Generation özelliklerinin tamamından faydalanabiliyorsunuz. İşte gölgeleri güzelleştirdim, DLSS'te performans arttırdım falan, bunların hepsi mümkün. İşlemci tarafında Intel i5-13400F mevcut, 10 çekirdek 16 iş parçacığı bulunuyor. Ekran kartına rahatlıkla eşlik edebilecek ve bize yüksek performans verebilecek bir model kendisi. Yani hem oynanmak için hem de böyle profesyonel iş yapıyorsanız işte editmiş, rendermiş falan filan her türlü işinizi görür. RAM tarafında Corsair'in 16 GB 5200 MHz DDR5 RAM'i mevcut. Tek bir RAM olmasına karşın DDR5 teknolojisi sayesinde kendi içerisinde çift kanal olarak çalışabiliyor. Böylece performansı düşmüyor. Tabii ben ikinci bir RAM takacağım, yükselteceğim, 32 çıkaracağım diyorsanız anakart değer var. Dileyenler ikinci bir RAM'de takabilir. Anakartımız GB, DDR5'in getirdiği yenilikleri destekleyen, ileride de bir güncelleme yaparsanız, örneğin atıyorum 14. nesil Intel işlemciye geçerseniz falan sıkıntı çıkarmadan geçebileceğiniz bir anakart. Ve sistemimizde son olarak 500 GB'lık bir M.2 SSD mevcut durumda. Tabii bu sistemin içerisinde toplanan kasa da Bitfenix'in Flow kasası. RGB aydınlatması var abi, ışıl ışıl böyle, ferah bir kasa kendisi. Hem bu kasa yapmak istiyorsanız hem de İtopya'nın diğer fırsatlarını göz atmak isterseniz linke tıklayıp gidip bakabilirsiniz, bilginize.